Herkese merhaba arkadaşlar. Warframe hakkında fark etmemiş olabileceğiniz detaylar videosuna hoş geldiniz. Bu videoda Warframe ile alakalı tüm detaylardan, ayrıntılardan bahsetmedim. Çünkü yeni bir seri olduğu için onlardan bahsedeceğimiz yeni bölümler bolca olacaktır. Warframe'in resmi YouTube kanalının paylaşmış olduğu ilk bakış videosundan anlıyoruz ki ilk başta Warframe'lerin kendilerine has görünüşleri ve skill'lerinin olması planlanılmamıştı. Onun yerine görünüşlerimiz skin gibi değiştirilebilir ve skill'ler ise teleknesis, savaşçı, tank gibi sınıflar olabilirmiş. İlk bakış videosunda kadın Excalibur ve farklı skill'ler kullanan Excalibur'lar görebilirsiniz. Meg'in Gauss adında, Gauss'un da Meg adında alternatif kaskları vardır. Meg'in Gauss isimli kaskı zaten önceden vardı fakat sonradan Gauss çıktığında ona da espri olsun diye aynı isimde olduğu için Meg diye bir kaskı çıkardılar. Hikayesel olarak aralarında bir bağlantı var mı bilmiyorum ama henüz o tarz bir şey ortaya çıkmış değil. Suikastçı Warframe'imiz Ashe, yapım aşamasının başında kadın bir Warframe olması planlanıyormuş. Warframe'i yapan ve geliştiren şirketin adı Digital Extremes'tir. Yetkililere DE adı verilir. Digital Extremes ve geliştirici Developer'ın kısaltması. Lotus'u seslendiren kişi Devstream ve Primetime yayınlarından tanıdığımız DE Rebecca'dır. Greener'lar ve Corpus'lar gibi ırkların konuşmaları rastgele değildir. Hepsinin kendisine ait yazı ve konuşma biçimi olan dilleri vardır. Digital Extremes Warframe'i yapmak istediklerinde oyun tutmaz denilerek izin verilmemiş. Bu yüzden ellerindekilerle Gears of War tarzı bir oyun yapmaya başlamışlar. Bu oyunun ismi Dark Sector oluyor. Warframe yapıldığında ise oyunun içine Dark Sector'a ait göndermeler eklemişler. Etrafta Dark Sector'ün ana karakteri Hayden Tenno'nun ismini görürseniz şaşırmayın. Ayrıca Excalibur ve Nyx'in Dark Sector'dan olan skinleri Warframe'de mevcut. Hayden Tenno'yu Proto Excalibur olarak, Nemesis'i Nyx Nemesis skini olarak oyuna eklemişler. Moa'ların kafası ortadadır. Maalesef kafadan vurmaya çalışırken aslında silahlarına sıkıyordunuz. Prime Warframe'ler Orokin kuleleri ve haritalarındaki tuzaklardan enerji kazanır. Bunun nedeni Orokin döneminin gardiyanları olmaları ve Orokin dönemine ait parçalara sahip olmalarının nedeniyle Orokin teknolojisinin arayüzü otomatik olarak onlarla etkileşime geçiyor. Leverian, Warframe'lerin hikayelerinin anlatıldığı bir müzedir. Warframe'i 30 seviyeye getirip Master rankını fullediğinizde Leverian'ın etrafına saklanan kartları bulabilirsiniz. Bu kartları edindiğinizde geminiz için güzel bir dekorasyona sahip olacaksınız. Fortuna'ya ilk gittiğiniz vakit çalan şarkıyı istediğiniz kadar tekrar oynatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken Fortuna'nın ortasında çalışan Solaris'lere yaklaşmak ve etkileşim tuşuna basmak. Dünya görevlerinde çalışan Fan, pervane gibi makineleri kenardaki bağlantılı parçalarını patlatarak durdurabilirsiniz. Cephalon Simaris'in Ludoplex'i getirmesiyle mini oyunlar direkt erişilebilir olmuş olsa da mini oyunlar oyunun içinde bulunan sırlardı. Örnek olarak Virumus, kaydırarak uzay gemisiyle düşman gemileri ve uzaylılara saldırdığımız Gradius oyununa bir göndermedir. Sentinelleriniz arasında Virum varsa dizilim kısmına tıklayarak oynamaya başlayabilirsiniz. Eğer Virumus'u tamamlarsanız geminiz için mükemmel bir dekorasyon olan bir poster kazanacaksınız.
mini oyunlardan bahsetmişken aynı şekilde Zephyr'den bahsetmesek olmaz. Zephyr'in de bir mini oyunu var ve ismi Happy Zephyr. O da Ludoplex'e eklendi ama sizde Zephyr varsa Ludoplex'e sahip olmadan oynayabilirsiniz. Happy Zephyr zamanında birçok telefonu kırdırmakla meşhur olan Flappy Bird oyununa gönderme yapılmış olan bir mini oyundur. Eğer oyunda 50 puana ulaşırsanız Happy Zephyr poster dekorasyonunu kazanırsınız. Gezegenlerdeki görevlerin köşelerine saklanmış kurye heykelcikleri, The War Within görevinden tanıdığımız Greener kraliçelerin hikayesini bir şiir olarak anlatır. Kurye'nin görünüşü solucan kraliçe, Worm Queen'i andırıyor. Ayrıca buna ek olarak kuryeler değiştirilmeden önce bu şekilde gözüküyordu. Daha bir kedi görünüşüne sahiptiler ve tepelerindeki detay Frost Prime'ın kaskına benziyordu. Kuryeların kediye benzemesinin nedeni, Orokinlerin ölümsüzlüğünü kedilerin 9 canı gibi temsil etmesi. Tabii ki Orokinlerin 9 canı vesaire yok ama bu şekilde ölümsüz oldukları için kediye benzetmişler kendilerini. Deadlock Protocol görevinde korpusların yönetimi söz konusu. Görevde karşılaştığımız Protea Warframe'i korpusların kurucusu olan Parvus Granum'un korumasıdır. Protea Devstream'de gösterildiğinde ismi Odalisk olarak geçiyordu. Odalisk, Osmanlıca bir kelime olan odalıktan geldiği düşünülüyor. Odalık, Osmanlı saraylarında bulunan çeşitli bölgelerden savaş tutsağı olarak ülkeye getirilmiş ya da padişaha armağan edilmiş kadın kölelere verilen addır. Protea'nın Parvus Granum'a Orokinler tarafından hediye edilmesi bu durumu yansıtan güzel bir benzetme. Görevde Parvus'un bir padişah, oğlunun halefisi ve Protea'nın cariyesi olduğu bize anlatılmak isteniliyor. Umarım video ve yeni serimiz hoşunuza gitmiştir. Herhangi bir görüşünüz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Üyelerimizi övelim. 3. seviyeyle RoboCypher, Ahmet Asım Uysal, Osman Kemal Ballı, Zoljuan, Rıdvan Ambar ve Çakobin destek vermiş. 2. seviyeyle LCMC Taha destek vermiş. 1. seviyeyle Lotus Herat destek vermiş. Destekçilerime, üyelerime teşekkür ederim. Eğer siz de üye olmak isterseniz açıklama kısmında bununla alakalı bir video var. Video beğendiyseniz beğeni tuşuna basabilirsiniz. Kanala abone olarak bu tarz videolardan haberdar olabilirsiniz. Çan butonunu basarak da anında videolardan haberdar olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.